Gönül Pınarı. Merhaba, hayırlı akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. Bir Gönül Pınarı programında yine sizlerle birlikteyiz. Yaklaşık bir saat sürecek programımız. Bu süre içerisinde Osman Ünlü hocamıza bir sorumuz olacak. Bir şey anlatmasını isteyeceğiz, daha doğrusu ayrıntılarıyla beraber ve cevabını almaya çalışacağız. Ama önce sorumuza geçmeyelim isterseniz. Her zaman olduğu gibi mikrofonu kendisine bırakalım, duayı alalım. Buyurunuz hocam. Efendim, her cuma gecesi olduğu gibi yine bu cuma gecesinde de bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin cuma gecelerini ve cuma günlerini tebrik ediyoruz. Rabbim cuma gecesinin ve cuma gününün feyzinden istifade etmemizi hepimize nasip ve müyesser eylesin. Ayrıca şu anda hasta olanlar varsa, hastası olan varsa Rabbimizden ankarî bir zaman onlara acil şifalar diliyoruz. Eceli gelenler varsa iman selameti ile ahirete gitmesini yine Rabbimizden niyaz ediyoruz. Evet. Sıkıntıda olanların sıkıntılarını hayra tebdil eylemesini, borçlu olanlara eda nasip etmesini, ahir zaman fitnesinden bizleri de neslimizden gelecek olanları da muhafaza etmesini ve son nefesi de hepimize iman selameti nasip ve müyesser eylemesini Rabbimizden bu gecenin hatırı ve hürmetine niyaz ediyoruz, talep ediyoruz. Evet. Hocam, din güzel ahlaktır. Doğru. Tasavvuf güzel ahlaktır diyenler de olmuş. Tabii güzel ahlaklı nasıl olunur dinimiz onu da anlatmış. Onu da bize bildirmiş. Bunun da insanlara tabii ki ulaştırılması veya kabul ettirilmesi lazım. Anlatılması lazım ki insanlar da bunu kabul etsinler. Tabii tamamen nefsi ilgilendiren bir konu olduğu için güzel ahlak bu da zor bir iş. Hem de çok zor. Yani bunu işte başarabilmek, daha doğrusu insanların bunu kabul etmesinin önündeki engelleri hani kaldırabilmek mümkün müdür? Veya güzel ahlak nasıl anlatılır? Nasıl daha etkili olur? Mustafa Bey, şimdi kitaplarda bir ifade geçiyor. Lisanı hal, lisanı kalden en taktır. Lisanı hal. Yani yaşayarak göstermek sözden daha üstündür. Biz de mesela bu programda, İslam ve Toplum programında ve TGRT Belgesel, TGRT Haber'de yayınlanan Huzura Doğru'da, TGRT FM'de de yayınlanıyor Huzura Doğru program. Orada da anlatıyoruz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi hadis-i şerifler var. Din büyüklerinin sözleri var. Onları zaman zaman anlatıyoruz. Hatta bazen menkıbelerden naklediyoruz olmuş. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam hayatından bölümler naklediyoruz. Kendimize naklederken bazen diyoruz çıta çok yüksek. Hakikaten yapmak çok zor. Zor. Yani anlatırken bile biz zorlanıyoruz. Bunu hayata geçirmemiz isteniyor. Hayata geçirmemiz isteniyor. Güzel ahlakın hayata geçmesi, yayılması, yerleşmesi, adaletin tahakkuku da aynı. O da zor. O da zor. Şimdi bu diyor ki yalan söylemeyeceğim. Değil mi? Yalan söylememe iyi bir şey. Demeye başlıyoruz şimdi karşımızdakine. Yalan söylemeyecektik hani. Güzel ahlaktı. Doğruyu söyleyecektik. Doğruyu söyleyecektik. Adaletin tahakkuku için annemiz, babamız, kardeşimiz, evladımız da olsa gerçeği söyleyecektik. Kem küm kem küm kem küm başlıyoruz gevelemeye. Sonra nutuklar çekiyoruz. Efendim adalet lazım, adalet lazım. Lazım arkadaşlar, sen kendini tatbik edebildin mi? Efendim insanlar yalan söylüyor. Ben? Ben de söylüyorum. Öyleyse bağırmamın alemi yok. Yani ben kendi hayatıma geçirmemişim bunu. Kendi hayatını, ben kendimi düzeltmemişim. Başkasını nasıl düzeltiyor? Kendisine faydası olmayanın başkasına hiç faydası olmaz buyuruluyor. Onun için dinin güzel ahlakını yaymak zordur buyurmuşlar. Zira nefs engeli vardır. Nefs manisi vardır. Dinsizlik ve ahlaksızlığın yayılması ise kolaydır. Niye? Zira buna da nefs yardım ediyor. Öbürüsüne engel oluyor, buna yardım ediyor. Buna yardım ediyor. Söyleyi vereceğim, pembe yalan. Yeşil yalan, beyaz yalan, neyse artık. Uydur uydur söyle. Değil mi?
uydurur üzerine. Yani benim niyetim yalan söylemek değil falan. O niyetler helal ve mubah olan şeyler için iyi niyetle yapılırsa sevap, kötü niyetle yapılırsa günah olur. Yoksa günahlar, haramlar hangi niyetle yapılırsa yapsın, ister pembe kurdele bağla, ister kırmızı kurdele bağla, ne bağlarsan bağla, yalan yalandır ve haramdır. Bitti. Peki efendim, bu nasıl yayılacak? Nasıl yerleşecek? Nasıl yayılacak, nasıl yerleşecek? Evet, kitaptan okuyacağız, doğru. Ama insan tabiatı numune de görmesi lazım. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayattayken, tamam, Peygamber Efendimizin peygamberliğini kabul ediyor. Tamam diyor, bu peygamber. Bu peygamber. Allah'ta söyledikleri de doğru. Fakat diyor, benim bir sürü aynı şekilde hani nefsime uyduğum, yaptığım şeyler var. Ben birden bunların hepsini kabul edemem. Daha doğrusu hayatıma geçiremem. Açık net insanlar, mert insan geliyor diyor ki, ya Resulallah, ben diyor öyle birden diyor şey yapamam diyor. İşte ben diyor içki içerim. Ondan sonra yalan söylerim. İşte ne bileyim, şunu yaparım, bunu yaparım. Böyle şey yapınca ben diyor bunun hepsini birden terk edemem diyor. Bana bir tane şey söyleyin. Onu yapayım. Onu yapayım. Ve mert insanlar ya. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, benim hatırım için yalan terk eder misin buyur. Düşünüyor. Tabii. Tamam, bir tane şey. Bir tane. Bunu bir yaparım. Tane. Benim hatırım için yalan terk et. Sevinerek çıkıyor. Şimdi bunlar hırsızlığa da alışmışlar. Bir yere bir şey çalmak için gidiyorlar. Yolda giderken birden hatırına gelmiş. Arkadaşlarına diyor ki, ya bir dakika. Ben diyor gittim, söz verdim diyor. Yalan söylemeyeceğim diye. Evet diyor, ben şimdi gidip diyor kimseye söylemem. Kimseye söylemem. Ama diyor, Resulullah Efendimiz benimle karşılaşır ve bana sorarsa, bu hırsızlıktan haberim var mıydı diye. Yok diyemem. Yalan söyleyemem diyor. Evet. Var derim. Kimler var derse hepinize söylerim ben diyor. Aa diyor, sen içimizden çık. Onu sepet diyorlar otomatik olarak. Bir gün yine bu sefer işte kafayı çekmek için grubu o arkadaşlar şey yapıyorlar falan, hazırlıklar yapmışlar, tam gidecek gene bu hatırına gelmiş. Ya demiş, ben Resulullah Efendimiz'e söz verdim. Biri görür falan işte falan yerde 3-5 genç aynı şekilde kafayı çekiyordu falan. Resulullah Efendimiz'le karşılaşırsam haberim var mıydı öyle bir gruptan, öyle bir genç gruptan falan derse, evet bizizdik diyeceğim. Ve kimler derse hepimizin ismini de sayarım diyor. Ben söz verdim diyor, yalan söylemeyeceğim diyor. Çık. Sen de çık. Onda orada. Ve diğerlerinden de hepsinden sadece onda karar kılıyor ama. Diyor evet. Ki söylemeyeceğim. Yalanı terk etmek suretiyle. Evet. Diğerlerinden de hırsızlıktan kurtulur. Da içkiden de diğer benzeri şeylerin hepsinden de aynı şekilde uzaklaşıyor. Benim hatırım için yalanı aynı şekilde terk eder misin buyuruyor. Yalan söylememek. Şimdi evet zor. Yani kabullenmek zor. Ama biz de kendi hayatımızda hepsini birden zor gelir. Terk edemeyebiliriz. Hiç olmazsa birisini hayatımıza almamız. Resulullah Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam işaret buyurmuş olduğu o yalanı terk etmek. Yalanı terk etmek. Hanımına, kocasına, oğluna, kızına, amcasına, dayısına, babasına, anasına, nesine, komşusuna, neyse. Yok arkadaş, bu böyledir. Efendim bunu kim yaptı? Bunu benim oğlum yaptı. Cezası neyse ödeyeceğiz. Peki ne olur? Ha ne olur bakın. Ne olur? Bir müddet sonra bu kimse doğru sözlü olarak tanınmaya başlar. Bu oğlu, kızı, neyse, anası, babası bile olsa yalan söylemez, doğru söyler. Bu adam mert insan denir. Ve buna gıpta ile bakılır. Ona gıpta ile bakanlar da onun gibi olmak için gayret sarf eder. Halbuki bu yalan söyleyin demiyor. Ama fiili olarak yapmış olduğu hareketler tesir ediyor. İşte Resulullah Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam zamanında o güzel ahlakın yayılması, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in güzel hayatıydı. Yani fiili olarak insanlar görüyor bunu. İnsanlar görüyor. Mesela kitaplarda geçer. İsar. Güzel ahlaktır. Hatta Allah rahmet eylesin Evven abiler buyururlardı ki, ömrünüzde bir defa İsar yapın, hiç olmazsa. Hiç olmazsa bir defa. Hiç olmazsa bir defa. Ne demek İsar? Kendine o anda lazımken arkadaşını kendine tercih etmektir.
Din kardeşin. Din kardeşini kendine tercih etmendir. Nedir? Karnım aç. Birisi getirdi, bir simit verdi. Ve Mustafa Toköz de aç. Osman'ın tuttu, simidi verdi. Bu İsar mıdır? İsar'dır. Çünkü kendisine lazım o anda. Veyahut da su. Buna benzer, yani acil bir ihtiyaç. Ömründe bir defa dahi olsa, Allah rahmet eylesin, Enver abi de söyledi, yapmaya çalışmadım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu yapıyordu. Eshab-ı kiram da bunu görüyordu. Hatta bir gün evine bir kızcağız geliyor. Diyor ki evde diyor örtünecek hiçbir şeyimiz yok. Bize örtünmek için bir şey ver. Beni diyor babaannem gönderdi veyahut da ninem gönderdi. Veyahut da verdiydi, verebilir misiniz? Resulullah Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam evinde hiçbir şey yok verecek. Gömleğini çıkarıp veriyor. Yani gömleğini çıkarınca da başka giyecek bir şey olmadığı için mescide gidemiyor. Ve Eshab-ı Kiram Alimdan Efendimiz bunu duyunca Resulullah Efendimiz gömleğini bile veriyor. Biz o zaman her şeyimizi verelim. Tam o anda vahiy geldi. Elini sıkı tutma. Ayet-i Kerime nazil oldu. Ama tamamen de muhtaç olacak şekilde de açma. Ortalama halde bulun. Ortalama halde bulun diye. Eshab-ı Kiram bunu gözleriyle görüyor. Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam o güzel hallerini yakinen görüyorlar. Mesela bir gün Medine-i Münevvere sokaklarında giderken yanında Eshab-ı Kiram'dan birkaç kişi. Arkadan birisi geliyor. Resulullah Efendimizin işte parüsünden tutuyor böyle asılıyor. Bir çekiyor böyle. Hatta böyle kapalıymış, ilikliymiş. Böyle parüsü boynunu çizmiş mübareğin. Ya, birisiyle konuşurken böyle başını çevirmemiş. Mübarek bedeniyle dönermiş. Dönmüş. Bir şey mi istiyorsun diye soruyor. Tabii bize bile olsa ne diyorsun sen? Bir şey mi istiyorsun değil, iki tane yapıştırırız yani, değil mi? Yani bir şey söyleriz yani. Ya, en azından. Yavaş arkadaş. Dönüyorlar, bir şey mi istiyorsun? Ben diyor fakirim, bir şeyler ver. Şuna bir şeyler verin buyuruyorlar. Yani Eshab-ı Kiram bunu görüyor. Eshab-ı Kiram bunu görüyor. Yani insan o gelen kimse kaba davrandı. Hani bedene de eziyet verdi, sıkıntı verdi, acıttı da. Acıttı da. Yine Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebi'nin dışında bir gölgelikte otururken birisi geliyor, bana bir şeyler lazım diyor. Eshab-ı Kiram bir şeyler veriyor, beğenmiyor. Bir de diyor size peygamber falan diyorlar diyor. Bu kadar çıkma verecek. Yani buna benzer şeyler söylüyor. Eshab-ı Kiram tabii ki homurdanıyor. Resulullah Efendimiz izin verirse adam boğacaklar. Diyor ki bir dakika siz oturun burada. Gel benimle diyor. Eve gidiyor hanesinde. Ne varsa hepsini veriyor. Memnun oldun mu şimdi diyor. Adam diyor ki memnun oldum. Gel diyor bunu diye eshabın yanında da söyle, senin hakkında suizan etmesinler. Geliyor diyor ki bu adam diyor çok güzel bir adam. Çok iyi bir adam. Ben diyor memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ondan sonra sevinerek gidiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki size bıraksaydım onu siz uzaklaştırırdınız. Bizden uzaklaşan da cehenneme gider buyuruyorlar. Bizden uzaklaşan da cehenneme gider. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatına bakıldığı zaman yani bakıyorsun hakikaten diyorsun çok zor. Şimdi onun varislerine bakıyoruz. Evliya-i Kiram'da İslam alimleri, Ehl-i Sünnet alimleri de varisleri. Onların hayatlarına bakıyoruz. Menkıbe şeklinde okuyoruz falan. Hakikaten şey yani tahammül edilecek gibi falan değil. Hani büyüklerden evliyadan bir zata birisi gelmiş hakaret etmiş. On sana on mübarek zat demiş ki bitti mi? Demiş bitti. Gel demiş eğiliyor. Ben var ya demiş. Sen beni tanımazsın demiş. Bilemezsin. Senin anlattığından da daha kötü birisiyim ben biliyor musun demiş. Ama bunu laf olsun diye söylemiyor. Niye? Allah-u Teala'nın kendisine verdiği nimetleri düşünerek o nimetlere şükürden aciz olduğunu ve kendisini nankör kabul ediyor. Ya yapamıyorum diyor. Allah-u Teala'nın bu nimetleri karşısında sevgisini vermiş. Neyle ölçülür bu? Ben diyor senin anlattığından daha kötü birisiyim. O adam bir mahcup oluyor. Ne diyeceğini şaşırıyor. El ayağı dolaşıyor falan. Özür dilemeye başlıyor falan. Ya bu kolay değil. Efendim ben de söylerim. Bizimki yapmacık olur. Onlar samimi söylüyor. Yani inanarak söylüyor onu. Onun için de ok gibi gidiyor, tesir ediyor o hal. Uzun uzun anlat sen onu ondan sonra. Uzun uzun anlatmana gerek yok. O yaşayışı bir görüyor ve hadise bitiyor. O hadise bitiyor. Hayatlarında mesela Allah rahmet eylesin Enver abiler de anlatırlardı. Büyüklerden bir zat böyle fakir, fukara, garip. Onları sevindirmek için Emre abinin hayatı ona benziyordu. Borç alırmış biliyor musun? Fakir, fukara dağıtırmış. Gün geliyor bu zat hastalanmış. Tabii zenginlerden borç para almışmış. Duymuş işte hasta, işte ölümcül bir hasta, sekerat-ı mevt doğru falan diye. Gelmişler zenginler de.
Alacaklar. Alacaklar. Alacakların hepsi gelmişler böyle. Hepsi buz gibi. Suratlarında aynı şekilde sirke satıyor. Tam o sırada dışarıda bir çocuk. Hani eskiden seyyar satıcılar olurdu. Bizim ortaokul ve liseye giderken de okulun kapısının önünde var tatlıcılar vardı böyle. Bu yuvarlak simit gibi olan tatlılardan olurdu. Ondan sonra şey üzerinde, masa üzerinde olurdu böyle. Dikdörtgen şeylerinde keserlerdi falan. Şam tatlısı falan. Şam tatlısı gibi. Neyse getirmiş çocuk bağırıyor. Tatlı tatlı falan. Ondan sonra o zat şöyle bakmış. Hepsi yüzü sirke satıyor. Orada bir talebesi varmış. Evladım git diyor. Şu çocuğun tatlıların hepsini al. Şu beylere ikram et de yüzleri biraz gülsün buyuruyor. Ağızları tatlansın. Tatlıyı onda veresiye alıyor. Diyor ki efendim veresiye al diyor. Ondan sonra ama tatları satan da şey samimi bir çocuk. Buluğa ermemiş yani. 8-9 yaşlarında bir çocuk. 7 yaşından itibaren akıllı olduğu için alışveriş yapması caiz. Tabii çocuk sonra öğreniyor ki para yok. Başlıyor ağlamaya benim paramı diye. Zenginler diyor ki bak diyor ya bize de tatlı yedirtti. Çocuğa da para vermedi. Çocuk öyle ağladı, biraz ağladıktan sonra kapı çalınıyor. Efendim diyor falan zat bunlar diyor, seni hediye götür, hediye çağırdı. Evladım diyor hemen diyor çocuğun parasını ver. Sonra da bu beylerin parasını ver. Beylerin parasını. Neyse herkes gittikten sonra demiş efendim hikmetini anlayamadık. Paramız olmadığı halde o çocuğun bütün tatlılarını alıp bunlara ikram ettiniz. Hikmeti neydi? Evladım buyurmuş o çocuk sabi. Buluğa ermemiş o çocuk. Onun ağlayışı rahmeti ilahiyi harekete geçir. Rahmeti ilahiyi harekete geçir. Biz demiş o çocuğun aynı şekilde bütün tatlarını alıp tabii parasız aldık. Sonra öderiz dedik. Baktık ki çocuk baktı içeride bir sürü alacaklı var. Bize sıra gelmeyecek. Başladı ağlamaya. Evinin nafakasını şey yapacak. Allah-u Teala'nın merhameti harekete geçti. Ve Allah-u Teala'nın razı olduğu, beğendiği kullardan bazısının kalbine ulaştı o. Onlar da aynı şekilde Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve ihsanıyla bize yardım etti. Şimdi bu zatın bu hayatını bunlar gözleriyle gördü. Şahit oldular. Şahit oldular değil mi? Ya diyorsun acaba ben de yardım etsem bana da yardım eder mi Cenab-ı Hak? Zaten böyle düşündüm etmez. Bunların böyle pazarlığı yok. Bunların böyle bir pazarlığı yok. Şeyde mesela Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu teala an hazretleri için anlatılır. Borç almış. Hatta bir Yahudi'den peki demiş borcunu ödemezsen bir tarih söylüyor bu zamana kadar ödemezsen. Tam diyor beni köle olarak aynı şekilde alabilirsin. Çünkü Allah rızası için infak ediyor da aldığını dağıtıyor. Hazreti Ebu Sıddık radıyallahu anh. Hakikaten o gün geliyor. Para yok. Yahudi diyor ki haber gönderiyor. Bugün diyor tamam diyor güneş batana kadar. Gün batana kadar bakmış ki gelen giden yok. Kalkıyor Hazreti Ayşe validemizin radıyallahu anh'a yanına uğruyor. Kızım diyor böyle böyle. Ben diyor borcumu ödeyemedim. Şimdi gidiyorum o Yahudinin kölesi oluyorum. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a validemiz babası tabi aynı zamanda oradan ayrılınca öyle bağlıyor ki o gözyaşlarından Allah-u Teala inciler yaratıyor. Bir bakıyor falan hemen yetişiyor babasına baba diyor bunlar. Onları alıyor bir kimse geliyor. Dedi kaç para şu kadar tak diye aynı şekilde. Satıyor ona. Ondan sonra Yahudi'ye gidiyor. Altınları koyuyor önüne. Yahudi bakıyor. Ağzıyla dişiyle kontrol ediyor. Bunlar altın. Altın ama bunlar insanların bastığı altından değil bu diyor. Üzerine de bakıyor la ilahe illallah yazılı. Bunlar nasıl oldu? Diyor ki böyle bir şey oldu. Meğer satın alan Cebrail Aleyhisselam'mış. İnsan suretinde geliyor. Allah-u Teala buyuruyor ki Habibimin zevcesinin gözyaşından inci yarattım. O inci cennete layıktır. Git onu satın al. Ebu Bekir kulumu da aynı şekilde kurtar. Ebu Bekir kulumu da kurtar. Şimdi bunları okuyoruz. Bunları okuyoruz. Allah Allah. Yani Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh hazretleri ithalat ve ihracat tüccarı. Peki o duruma niye düştü?
o elindekini Allah rızası diye o sureti veriyor. Akşam gelen Peygamber Efendimiz'e bakıyorlar, aynen öyle yapıyor. Akşam gelen sabaha kalmıyor, sabah gelen de akşama kalmıyor. Bir Şafii Hazretleri mi, Fuday bin Niyad Hazretleri mi? Bir gün işte onu sevenlerden bir tanesi gelmiş, yani bakmış bir talebelerinden birisi. Çok güzel bir şekilde işte kebaplar yapmış ona, ya hocamız, hocamın demiş midesine hiçbir şey girmiyor falan. Getirmiş koymuş önüne, ha yesin diye. Demiş evladım beni seviyor musun? Elbette efendim demiş bana, sizin yemeniz için getirdim. Yavrum beni seviyorsan buyurmuşlar, sizin demiş mahallede şu kapıda yetimler var. Götür, eğer beni sevindirmek istiyorsa onlara ikram et. Tabii talebe gönlü hocasının yemesi ama emri dinliyor, alıp götürüyor, onlara ikram ediyor. Sonra talebe gelince, yavrum buyurmuş, şimdi yapmış olduğun iş biz yeseydik tükenip gidecekti. Ama götürüp yetimlere verdin, biz çok kazandık demiş. Sen üzülme demiş. Sen de kazandın, ben de kazandım. İkimiz de kazandık. Şimdi Mustafa Bey ömründe böyle güzel yemek görmemişim. Kuru ekmek suyla karnını doyurmuşum. Ya da sirke, arpa ekmeğiyle. Önüne aynı şekilde kebaplar mebaplar geliyor falan. Sen bir anda diyorsun ki bunu yetimlere götür. Kolay mıdır bu iş ya? Anlatıyoruz ama. Anlatıyoruz. Mesela Yermuk Muharebesi'nde anlatılan Eshab-ı Kiram'dan bir zat anlatıyor. Amcamın oğlunu arıyordum diyor, yaralılar arasında baktım diyor, buldum diyor. Yanımda işte su dedi diyor, kırbayı çıkardım, tam şey yapacak, içecek. O anda başka bir su sesini o da duydu diyor. İşaret etti, ona götür. Koştum diyor ona. Tam diyor içecekti, başka bir su sesi inleyen. Dedi ki git ona. Koşarak gittim, o vefat etmişti. Döndüm öbürlerine erişir miyim diye, öbür ikisi de şehit olmuştu. Şimdi bu enteresan bir şey Mustafa Bey. Ben bir ilkokul 4. sınıftayken bademcik ameliyatı olmuştum. Hastanede yattım, devlet hastanesinde yatmıştım. 3 gece yatırdılardı. Bir şey çıkacağım, taburcu olacağım gece kaza geçirmiş bir şey yaptım. O ameliyat yapmışlar falan. Adam nasıl su diye inliyor. O zamanlar serum yok muydu bilmiyorum. Şeyler de yataklar, o ranzalar da demir. Adam demiri yalıyordu böyle su diye. Niye? Çünkü ameliyat olunca vücut açılıyor. Acayip bir su kaybı var. Vücudun da aynı şekilde neredeyse 1/4 su. Öyle miydi? Evet. Neredeyse. Hal böyle olunca su kaybına karşı vücut acayip bir şekilde bekliyor. Onlar kılınç yarası var. Vücut açılmış. Orası aynı şekilde buharlaşmış. Su istiyor. Su, su. Ama su geliyor başkasını. İhsar işte bu. Ölürken bile yapıyorlar. Güzel ahlakın zirvelerindendir bu. Güzel ahlakın zirvelerindendir bu. Bunlar hayatlarına geçirmiş. Bunlar Peygamber Efendimiz'i gördüler aleyhissalatü vesselam. Eshab-ı kiramda gördüler bunu. Okudular ve hayatlarına geçirdiler. Öyle oturduğun yerde. Efendim işte güzel akla şöyle olmak lazım, böyle olmak lazım, öyle olmak lazım, böyle. Ya hayır ya, öyle olmak lazım, böyle olmak lazım. Ol arkadaş ya, başkası boş ver aynı şekilde. Ha naklediyorsun, ayrı bir mesele. Böyle buyuruluyor diye nakledersin de. Ama sende olmayan bir şey. Zaten bakıyorsun, kitapları okuyorsun. Güzel ahlak sahibi olanlar övünmüyor. Şöyle şöyle diyor. Evet. Hayatında var çünkü. Olmayan da aynı şekilde boş tenekeden çok ses çıkar diyorlar, tamam mı? Dolu tekin çıkmaz. Dene istersen bir 18 kiloluk yağ tenekeleri var. Vurdun lop 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 diye. Ama boş tenekeye vurdum yedi mahalle inler, duyar. Boş tenekeden çok laf ses çıkar. Ses çıkar. Bizim gibilerden de aynı şekilde böyle çok ses çıkar. Çok gürültü patır çıkar. Halbuki güzel ahlak yani bizzat hayatına geçirmiştir. Hayatına geçirmiştir. Ve o artık onun... Onun için tabii bir şey o. Tabii ve adet olmuştur. Bitti yani. Yani. Adet olmuştur. Hesaplayarak yapmıyor yani. Hayır. Tabi olmuştur. Evet. Onları yapıyor falan. Hatta mesela bir yaşça bizden büyük bir abimiz anlatmıştı da. Dedi ki bizim orada memlekette Mehmet Ağa diye birisi var derdi. Herkes bundan borç istermiş. Hali vakti yerindeymiş falan. Bir gün birisine demişler ki. Birisi gelmiş demiş ki ya Mehmet amca demiş. Bunlar demiş seni kandırıyor demiş. Bunlar ihtiyaç olduğu için senden almıyorlar. Senin paranı ödünç diye alıyorlar. Senin paranla bunlar ticaret yapıyorlar. Kullanıyorlar. Adam bir düşünmüş. Hayır demiş Müslüman. İhtiyacı olmadan para ödünç para istemez. Formatında yok adamcağızın. Kandırılırım. Benim yani Müslümanın hayatında olmaz böyle bir şey diyor yani. Suistimal edemez diyor. Ben bunu Allah rahmet eylesin Enver abi de gördüm. Enver abi de kesin yalan söylemiyor. Müslüman da yalan söylemez diyor.
Müslüman da yalan söylemez. Enver abi verirdi, unuturdu. Evet. Şimdi ben kendimi düşünüyorum hocam. Hasbel kadar birisinin ihtiyacı var. 3 kuruş, 5 kuruş verdim diyelim. Verdikten sonra acaba bu adam hani iyi yerde kullandı mı bunu? Verdiğim parayı değerlendirebildi mi? İhtiyacını karşıladı mı diye aklıma gelir. Hem öyle hem de mesela bir adam bize bir ters bir şey söylese veya bir şey yapsa dizine gözüne dursun, sana bir de yardım ettiğini deyiverir. Tabii o artık onun dikkatli olması lazım ondan sonra bana karşı. Allah Allah. Ama mesela Emen abiler habire bir şey naklediyordu. Ben bakıyordum, Emen abinin hayatında vardı o. Yaptığınız iyilikleri ve size yapılan kötülükleri unutun. Vallahi de billahi de Enver abi kendine yapılan iyilik, kendine yapılan kötülüklerin hepsini silip atıyordu. Sanki hiçbir şey yapmamış gibi. Kendi yaptığı iyilikleri de hiç gündeme getirmezdi. Ya burada herkes şahitti yani, şurada Holding'in VIP salonunda zaman zaman düğün ve benzeri şeylerde böyle yemekler falan olurdu. Orada mesela Taşlı'dan gelenler, Anadolu'dan gelenler olurdu falan. Diyelim ki hasbelkader Enver abiyle Taşlı'ya giderken bir arkadaş işte efendim şurada bizim bir bahçe var, kiraz bahçesi, teşrif eder misiniz? O kiraz bahçesine gitmiş, orada biraz kiraz yemişler, çay içmişler. Ne kirazmış ne çaymış falan. Enver abi aa ne kirazlardı değil mi? Halbuki Enver abi ona kat kat fazlasını yapmıştır. Kendi yaptığı yok. O kiraz bir türlü gitmiyor. Ben o zaman anladım, bir kahvenin 40 yıllık hatırı olur. Oymuş de vefa. Vefa oymuş. Bak kendi yaptığı hiç gündemde yok. Kendisi hiçbir şey yapmamış. Ama o kirazlar ne kirazsa... Onu düşünemiyor artık. O silinmiş. Ha, tabii. O kirazlar demek portakal büyüklüğünde herhalde, kocaman kocaman. Ne kirazmış diyordum ya falan. Farklı bir şey. Farklı bir şey. Ama önce nefsin itminana kavuşması lazım. Bunları şey yapabilmek için. Yani kişinin kendinden başlaması lazım. Durup dururken efendim işte şöyle olmak lazım, böyle olmak lazım. Efendim birinci bölüm bitiyor da. Şimdi biz Balıkesir Gönen'de... bir verem savaş derneğimiz vardı. Oraya da üyeydik. Her akşam giderdik. Orada da bazen şey yapardı falan. Kış günü şimdi bir sobamız vardı. Sobanın etrafında toplanıyoruz. 3-5 arkadaş falan. Konuşuyorduk bir gün böyle. İşte sobayı yakmaya çalıştık. Yakamamışız. Hepimiz fikir yürütüyoruz. Şunu şöyle yapmak lazım. Bunu böyle yapmak lazım. Yok şuradan şunu yapmak lazım. O anda bir arkadaş geldi. Dinliyor bizi. Dinledi döndü. Ya be arkadaş dedi, yapmak lazımsa yapıverseniz ya dedi. lazım diyorsunuz. Biz de diyoruz ki böyle olmak lazım, şöyle olmak lazım. Oğul bir arkadaş ya değil mi? Doğru. Hocam müsaade ederseniz şimdi kısa bir aramız var. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gönül Pınarı devam ediyor. Değerli dinleyenler, Gönül Pınarı programına devam ediyoruz. Kaldığımız yerden birinci bölümde Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler veriyordu. Yani ahlak, dinin ahlak kısmının yaşayarak görülmesi gerektiği, hayatımıza geçirmemiz gerektiği konularında bazı örnekler. Ama zor oldu. Zor oldu. Şimdi Allah-u Teala rahmet eylesin. Hemen abiler de anlatırlardı. Hatta bir seferinde kitaplarda da var, aynen öyle naklediyorlardı. İşte güzel ve tatlı nasihatlerle insanlar birbirini doğru yola çağırırlar. Peki bundan sonra olur. Bundan sonra da Cenab-ı Hakk'ın rızasına kavuşmak isteyen bir kimsede nazlanma kalmazmış. Korku başlarmış. Bu korku ondaki hallerin iyiliğe çevrilmesi sebebiyleymiş. Bu çok önemli. Efendim biz dinledik, sohbet de dinledik, böyle nasihat da dinledik. Bir şey oldu mu? Yok. Bir şey olmamış. Ona değişim başlamıyor o zaman. Bakın onu çok güzel izah etmişler. Yani birbirlere doğru yolu anlatırlar, çağırırlar. Bundan sonra Cenab-ı Hakk'ın rızasına kavuşmak isteyen bir kimse de nazlanma kalmaz. Yani işte ya gel sen, işte bizim kusurumuza sen gel artık o kalmaz. O kendisi koşar artık. Kendisi nazlanma kalmaz, korku başlar. Bu korku ondaki hallerin iyiliğe çevirmesine sebebiyledir.
o yavaş yavaş istifade etmeye başlamış. Nazlı'nın kalkması, hani bunu daha net bir şekilde Emre abiyle şöyle ifade ediyorlardı. Yükünü çektirmek değil, yük çektirmek. Yük çekmek. Yük çekmek. Böyle anlatıyorlardı. Artık yükünü çektirmiyor. Yük çeker duruma geliyor. İstifade etmenin alametiymiş bu. Kendisinde iyi haller meydana çıktığı kimse kusurunu bildiği için korkar. O bilir ki kusurları hesaba sığmayacak kadar çoktur. Allah-u Teala'nın kendi üzerindeki hakkını hiçbir zaman ödeyemeyeceğini, kendisine nasip edilen sayısız nimetlerin, hayırlı işlerin şükrünü yapmaktan aciz olduğunu anlar. İşte bu anlayışa erişen Allah-u Teala, Allah-u Teala'ya hakkı ile kulluk etmeye başlar. Kalbinde tam bir tevekkül hasıl olur. Halleri ve yaşayışı güzelleşir. Cennette olanların yaşayışı gibi hep Allah-u Teala ile beraber olarak yaşar. Daha dünyadayken cennet hayatı yaşar. 24 saat kesintisiz rabıta haline geçer. Böyle bir kimse yalan söyleyebilir mi? Harama bakabilir mi? Haram diyebilir mi? Gıybet edebilir mi? Dedikodu yapabilir mi? İnsanların kötülüğünü isteyebilir mi? Mümkün değil. Mümkün değil. Kalp temizlenip nefs doğru yola girince insanın her hali değişir. Artık kimsenin ayıpları görülmez olur. Gözler insanların hep iyi hallerini görür. Onlara karşı kalpte bulunan kötülük acıma duygusu, şefkat ve merhamete dönüşür. Ben Emre abi de görmüştüm. Ona merhametli ya böyle. Ya kendisine kötülük edenleri bile aman ateşe gitmesin, cehenneme gitmesin. Ve bu Allah-u Teala'nın ihsanı. Demek ki öyle olunca Allah-u Teala veriyor mu? Veriyor mu? Kin, haset gibi düşmanlıklar terk edip onlara nasihat etmek, hep iyilik yapmak duyguları hasıl olur. İnsanlar arasında düşmanlıklar tamamen ortadan kalkıp herkes birbirine nasihat etmeye başlar. İşte Ashab-ı Kiram Aleyhisselam Efendilerimizin halleri bize tuhaf geliyor. Yan yana giderken diyelim ki ikisi aynı yerden geçemeyecek, arada bir ağaç var. Birisi ağacın öbür tarafından, birisi de bu taraftan. Geçiyor ve birleşince tekrar iman tazeliyorlar. Ne muhabbetmiş böyle yani. Yani bizim aklımız bile almakta zorlanıyor bu. Mesela yine kitaplarda anlatılıyor. Efendim işte biz hiç öfkelenmeyiz. Ya dinimizde öfkelenmek yasaklanmamış. Ancak öfkesine hakim olmak övülmüştür. Çünkü o lazım bize. Dinini, imanını, namusunu, vatanını, milletini o öfke sebebiyle korursun. O olmazsa hiçbir şey olmaz yani. Adam olmuş erkeğe dönersin tabii ya Rabbi. Olmaz o. Kur'an-ı Kerim'de öfkenizi yeniniz buyuruluyor. Demek ki öfkelenmek insanın tabiatında vardır. Fakat öfkelendiği zaman öfkesine hakim olmak kıymetlidir. Öfkesine hakim. Mesela Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri adam puu diye yüzüne tükürüyor. Bırakıveriyor. Niye? O anda nefsi diyor ki tamam diyor, zaten kafir öldürmen lazım. Bir de tükürdü. İki defa öldür. Hani imkan varsa. Evet. Bizim gibiler öyle düşünür. Bırakıveriyor. Öfkesine yenilmiyor. Adam da şaşırıyor ya, bu imkan benim elime gelse katiyen affetmezdim diye. Niye vazgeçtin? Biz diyor Allah için diye. Ama sen tükürünce nefsim devreye girer, ben katil olurum diye korktum. Yarın diyor mahşer günü Rabbim bana bunun hesabını sorar. Diyor ki bana o zaman dininizi anlat. Müslüman oluyor. Maksat o değil miydi? Oydu tabii ki. Eskiler şöyle dua ederlermiş. Ya Rabbi memleketimizi kahtu galadan, beladan muhafaza eyle. Kaht yokluk. Kahtu gala, gala da pahalılık demektir. Bir şeyin yokluğu pahalılığından daha kötüdür. Şimdi böyle dualar unutuldu. Sadece şikayetler kaldı. Kahtu beladan. Şimdi Cenab-ı Hak bolca veriyor. O nimetleri yerinde kullanmıyorsun. Habire isyan ediyoruz o nimet. Olmayınca da kim yaptı da falan yaptı da feşmeka yaptı da falan, alakası yok. Hem isyan ediyor hem israf ediyor. Hem israf ediyor. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Ayet-i kerimede insanların kalplerini hasta yarattım buyuruyor. Kalplerini tedavi edince cennet kapıları açılıyor. Eshab-ı kiram kalplerinin tedavisini Resulullah Efendimizin sohbetinde yapmışlar. Ve insanların en yücesi olmuşlardır. Hepimizin en büyük saadeti bu İslam alimlerinin, din büyüklerinin sohbetine kavuşmaktır. Ne kadar severse sevsin, aşık olursa olsun, o bir anlık dahi olsa sohbeti feyzine hiçbir zaman kavuşamaz buyuruyor. Peki biz bunları hayatta bulmamız zor. O zaman mükatebe, sıfır mükaleme devreye giriyor. Ne demek o?
mükatebe, yani kitap okumak sohbetin yarısıdır. İmam Rabbani Kutuz Özler'in veyahut da Tam İbn-i Saad'de bir kitabını almışsın, açmışsın. Orada mektubattan daha incekti. İkinci, üçüncü ciltler var. Kıyamet Ahiret kitabını açmışsın. İmam-ı Gazali Hazretleri, Muhammed Adimi Hazretleri, İslam Hala kitabını açmışsın. Okuyunca o zatların kalbiyle kalp otomatik olarak rabıtaya geçiyor. O kalpten, o kalplerden feyiz gelmeye başlıyor. Biz gayret ettikçe o feyiz artar. Feyiz arttıkça yavaş yavaş bizde de değişmeler başlar. Herkesle iyi geçineceğiz ama kendimizle iyi geçinmeyeceğiz buyuruyor din büyükleri. Emel abiler de sık sık tekrarlardı bunu. Evet. Herkesle iyi geçinin ama kendinizle iyi geçinmeyin diye sık sık söylerlerdi. Kim kendisiyle iyi geçinirse zarardadır. Kendisini seviyor yani. Tabii kendisini seviyor. Hatta şey için de söylerlerdi Emel abiler. İhlas ne kadar ihlas şirket olarak büyürse büyüsün, siz küçülün. Ve Emel abiler dünya işleri konuşurken bile hemen şey yaparlar, tutarlardı. Yine ahiretten bahsederlerdi. Niye? Çünkü ahireti unutmasın. Çünkü ahiretten bahsedilince, Allah-u Teala'dan bahsedilince, bu din büyüklerinden bahsedilince kalp nurlanır. Ve efendim işte ben şöyle yaptım, ben böyle yaptım. Bu tehlikelidir buyuruyor. Çünkü yaptığını, kişi kendisine ait olduğunu bildiği an feyiz kesilmiştir. Mesela bizim ölçülerimiz aşılır. Yani ehl-i sünnet alimlerin bildiği ölçüler aşılır. Ve kibirlenir, burnu büyürse bir kimsenin ne olmaz? İş olmaz. Yani yapılacak işlere de kendimiz mani oluruz. En büyük engel, İmam-ı Rabbani Kutsu Sözleri buyuruyor. En büyük engel, insanın güzel ahlak sahibi olmasına da, aynı şekilde dürüst bir kimse olmasına da, iyi bir iş sahibi olmasına da en büyük engel, iyi bir aile reisi olmasına da en büyük engel insanın kendisidir, nefsidir. Onun için evvela biraz sık sık derlerdi. Kendinizi terk edin, bu büyüklere bırakın. Vücudun organı isen beyne tabi ol. Kanser olan organ ameliyatla alınır. Eğer din büyüklerine uyma noksanlığı varsa o uzuv ameliyat olmalıdır. Bu merhametsizlik değildir, merhamettir. Ve Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri işte Necip Fazıl Kısaküre'ye bir iş yapmadan önce mutlaka birisiyle işare et. İşare edecek kimse bulamazsın, bir ağaca sarık sar, onu insan kabul et. Ben böyle 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 iş yapayım, o anda kalbine ne gelirse onu yap. Egan abiler de kendi kendinize icraatta bulunmayın. Vücut bir deri ile korunmuştur. Biz himmet, muhabbet, itaat, muhafazası altındaysak korkmayın. Ama deri çatlatırsa vücut hasta olur. Bunu sık sık söylerlerdi Enver abiler. Niye? Ve izah ettiler buyurun. Buyurlar ki istişare Kur'an-ı Kerim'in emridir. Allah-u Teala Rabbimizin emridir. Ben geldim mesela, işi çok iyi biliyorum. O bildiğim işle alakalı olarak Mustafa Dokuz hiçbir şey bilmiyor. Geliyor Mustafa Tokoz'da, ben böyle böyle bir icraatta bulunacağım falan diye istişare ediyorum. Benim nefsim diyor ki, ya Mustafa Tokoz anlamaz o işte, niye gidiyorsun oraya? Niye gidiyorsun oraya? Ben Rabbimin emrini yerine getiriyorum. Bir mümin kardeşimle gidiyorum, istişare ediyorum. Nefis kırılıyor. Kırılınca Allah-u Teala devreye giriyor. Allah-u Teala rahmeti devreye giriyor. Velev ki ben çok mükemmel bile düşünmüş olsam o tepetaklak olacaktı. Ama nefs kırıldı, aradan şey yapınca Allah-u Teala yardımı devreye girecek. Allah-u Teala yardım edince bir kimsenin sırtı yere gelir mi? Kibir ortadan kalkmış oldu. Tabii kibir ortadan kalktı. Kibir yok. Ve tabii Allah-u Teala'dan gelen o feyizler kalbe girmeye başladığı an insan her işinde muvaffak olur. Her işinde muvaffak olur. Onun için mesela bütün din büyükleri, hangisine bakarsan bak, hangisine bakarsanız bakın, Emel abiler habire anlatırlardı, naklederlerdi. Bazen derler işte büyükler, hepsi büyük olduğu için tek bir kelimeyle hepsine atfediliyor. Büyükler böyle böyle yapmışlar, büyükler böyle böyle yapmışlar. Hakikaten din büyüklerinin hepsine bakıyorsunuz, aynı şeyi söylemişler. Nefsinizi aradan çekin, nefsinizi aradan çekin. Güzel ahlakın insan hayatına girmesine de bu mani, iyi bir insan olmaya da, güzel bir Müslüman olmaya da, ne bileyim, cennete girmeye de mani Mustafa Bey. Bu mani. Doğru. Cennete girmeye de bu mani.
Yani o aradan çekilince, ona uyulmayınca, ona uyulmayınca mesele kendiliğinden halledilir mi? Tabii. Mesela şeyden hemen abiler zaman zaman anlatırlarken tabii arkadaşlar da bakıyor. Hallerin güzel olması, hayatınıza geçirmesi. Yapmamız gereken büyüklerin kitaplarını, mesela Saadet'e bile bir diğer kitapları okumak. Kendini haklı bilen, akıllı bilen daima sıkıntı çeker buyururlardı Emre abiler. İslamiyet nefse tabi olmamak için gelmiştir. Nefisle muharebe etmek, çarpışmak için gelmiştir. Ve Cenab-ı Hak tabi nefsine tabi olmayana güzel işler nasip eder. Ama o güzel işler nasip ettiği zaman orada nefs gene pusula bekler. Ya sen çok mübareksin. Kanma ona buyuruyor. Cenab-ı Hakk'ın ihsanıdır sana yaptırılan bugün. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh bir talebesine hitaben buyuruyor ki kardeşim buyuruyorlar. Bazılar geliyor işte ben şu kadar kitap sattım, bu kadar şu işi yaptım, şöyle yaptım, böyle yaptım, dine şu kadar hizmet ettim. Mimli konuşuyorlar. Üzülüyoruz kardeşim o arkadaşlar adına. Çünkü dinini yayan da, yaptıran da, yazdıran da, dağıttıran da, söylettiren de Cenab-ı Hak'tır buyuruyorlar. Bakın özetleyi veriyorlar. Kendileri yazdı. Bize de söylettiriyorlar. Söylettiren de, dağıttıran da, yazdıran da Cenab-ı Hak'tır. Öyleyse nasıl yaptım dersin, nasıl söyledim dersin, nasıl dağıttım dersin, nasıl sattım dersin, nasıl memnun konuşursun yani. Peki kardeşim bize düşen ne o zaman? Ha bize düşen buyuruyorlar. Cenab-ı Hak bizi kendi dinini yaymakta istihdam ettiği için bize düşen şükürdür buyuruyorlar. Şükretmektir. Hakikaten öyle. Ne dahilimiz var bizim? Efendim işte ben şöyle anlat diye neyi anlattın? Neyi anlattın? Senin anlattığınla olacak olursa tepedaklak olur her şey. Din büyükleri hepsini yazmışlar. Yazmadık bir şey bırakmamışlar ehl-i sünnet alimleri. Cenab-ı Hak onları yanlış anlayıp da yanlış nakletmekten Cenab-ı Hak bizi muhafaza buyursun. Amin. Biz de alıyoruz naklediyoruz. Yaptığın? Yaptığın sadece mikrofon işte. Mikrofonla bir yok, senin de yok. Mentutiyem. Ha, mentutiyem. En güzeli o. En güzeli o. Mentutiyem. Öyle olunca kalemin itirazı var mı? Yazıyor boyuna. Kalemin bir itirazı yok. Ne iş yaparsan o işi yapıyorsun falan. Öyle düşününce Allah-u Teala o kulunu daha da yükseltiyor. Ama ben deyince indiriyor aşağıya. Ben deyince indiriyor. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Şeyde bazen mesela soranlar oluyor falan. Efendim siz nasıl yaptınız? Yapmakla falan bir alakası söz konusu değil. Allah-u Teala bütün kullarına adaletle muamele eder. İhsan ettiği de olur. Mükonun. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyhisselatine sormuşlar. Onlar da buyurmuşlar ki Allah-u Teala'nın bir ihsanı var, bir de adaleti var. Bazılarını seçer, onları evliya yapar. Beni niye yapmaz? Hakkın yok bir şey. Yok öyle bir şey. Hakkın yok. Yok öyle bir şey. Kurbanlık koyun seçimi gibi kardeşim buyurmuştur. Seçme Allah-u Teala'ya mahsustur. Şimdi o da koyun diyebilir mi? Beni niye seçmedin? Yok böyle bir deme hakkı. Sen de aynısın yani, fark etmez yani. Niye seçtiği sorulamaz. Ve ehl-i sünnet itikadını tanıyan, ehl-i sünnet itikadını sevenlerin hepsi de seçilmiştir buyuruyorlar. Oh çok büyük nimet ya. Hakikaten çok büyük nimettir. Allah-u Teala'nın bir evliyası bir kişiyi sevdiği zaman, sevdim dediği zaman bu müteselsilen, silsile yoluyla ta Resulullah Efendimiz'e ve oradan da Allah-u Teala'ya gider buyuruyorlar. Müthiş bir şey ya. Hatta Eman abiler anlatıyorlar da bir gün diyor hocamızı sordum diyor. Aynı sınıftaydık diyor Zeki Elif abiyle beraber diyor. Efendim beni ve Zeki'yi nasıl seçtiniz diye. Mübarek dedim. Efendim bu bir firasettir. Buyurmuş da kapatmış da. Ya bu bir firasettir demişler, kapatmışlar. Şimdi Canan'dayken o Çatalçeşme sokaktaki gazete binasının altında bir mescit vardı. Orada zaman zaman Emre abiler namaza inerler ve sohbet ederlerdi.
Buyururlar ki bu mescidin kapısından girerken dünya işlerinin hepsi orada kalıyor buyurdular. Burada makam, mevki, müdür, genel müdür hepsi aynı safta, şey yok. Burası buyurdular, mescitler buyurdular. Cennetteki halin dünyadaki görüntüsüdür. O müthiş bir müjde. Ama o muhabbet olur, o muhabbetli olduğu zaman, o istekli olduğu zaman, bu bir. İkincisi, bir seferinde dediler ki herkes bu mescide girebiliyor mu dediler. Hakikaten düşündüm. Yani orada tamam bir şirketin mescidi, geneli düşün, herkes camiye girebiliyor mu? Camiler giremiyor. Allah Teala davet ediyor ama. Nasip olan giriyor. Evet, nasip olan giriyor. Nasip olan giriyor. Herkes giremiyor. Nasip olan giriyor. Allah Teala davet ediyor. Nasip olan oraya giriyor. Dolayısıyla bu cennetin bir görüntüsüdür. Dünyaya yansımasıdır. Tabii onlar müjde. İşte bu müjde bu şekilde, bu ve benzeri şekilde. Tabii bu büyüklerin kitaplarını okumak aynı şekilde bir ihsan-ı ilahidir. Onları sevmek ihsan-ı ilahidir. Ama Enver abiler ısrarla bir şeyin üzerinde duruyordu. İnsanda bir değişiklik meydana gelmesi lazım. Kimyasında bu hareketlenme olması lazım. Yoksa okuyorsun, dinliyorsun, hiçbir değişiklik yok. O zaman bir işe yaramadı. Bir yerinden belli olması lazım. Evet, yani. Bir yerinden belli olması lazım. Efendim diyelim ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar. 360 tane güzel huy varmış. Ya bunlardan bir tane sayınca gidetse de tezahür etsin bari. Yarın ahirette diyecekler. Mustafa Tekoz gel bakalım ama şu 360'tan bir tane var mı? Osman Ölü gel bakalım şu 360'tan bir tane var mı? Çünkü Resulullah Efendimiz buyuruyorlar ki güzel huyların tamamı 360 adettir. Ve Allah-u Teala bir kulunu sever veya merhamet ederse bu 360 güzel huyden bir tanesini ona verir buyuruyorlar. Bu çok müthiş bir ölçü. Çok müthiş bir ölçü. Evet. Şimdi okuyorsun, ediyorsun, dinliyorsun ama hiçbirisi yok. O zaman kaybediyorsun ya. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Hepimizi muhafaza eylesin. Evet. Bu 360 güzel huyden bir tanesi olacak. Hatta o sohbette Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hazretleri de varmış. Utana sıkıla sormuş mübarek. Böyle ya Resulallah demiş bende de bir tane var mı? 360'ın da hepsi var sende buyuruyorlar ona. Tabii peygamberlerden sonra insanın zirvesinde olmak durup dururken olmaz ki. Durup dururken olmaz ki. O bir şey. Başka bir durum. Onun için bizde de okudukça diyeceğiz ya benim huyum budur. Mesela ben kendilerinden işitmiştim. Hüseyin Hilmi Efendi'den işitmiştim rahmetullahi teala aleyh. Bu İslam Ahlak kitabını eğer biz seviyorsanız kardeşim mutlaka okuyacaksın. Bir defa değil defalarca. Ama sonra Enver abilerin anlattı. Okumaktan murat hayatınıza geçeceksiniz. Bir okudun, bir daha okudun, bir daha okudun. Hani bir talebesi gelmiş, kitap okuyor musunuz kardeşim? Okuyorum. Ne okuyorsun? İslam hala. Kaç defa okudun? Bir defa. Ya kardeşim bu işte biz 20 defa okuduk ama daha bir şey anlamadık. Yani senin bir defa okuman hikaye demektir. Hatta bir seferin açıkça aynı şekilde buyurmuşlar. Kitap okumuyorsa öyle bir tane kitapla hayatına geçirmiyorsa avucunu yalasın yarın ahirette buyuruyorlar. Açıkça. Açıkça. Ya bu bütün hepsi için. Efendim ben İmam Rabbani Hazretleri mektubatını okudum çok seviyorum. Peki onun buyurduğu şekilde hareket ediyor musun? Yok. Avcını yararsın o zaman. Hayatına bir şeyler geçmesi lazım. Onun için de İmam-ı Gazali Hazretleri vefat ederken talebelerine nasihat isteyince el ihlas, el ihlas, el ihlas. 3 defa buyurmuş. İhlas ne demek? Halis demektir. Yani her şeyi Allah-u Teala'nın rızası için yapmak demektir. Ve Enver abinin devamlı anlattığı bir şey vardı işte. Ölü kavga eder mi? Kurban olan koyun kavga eder mi? Garip ol, yolcu ol, ölü gibi ol diye hep anlatırlardı. Böyle olunca zaten böyle bu noktaya gelince senin bütün hallerin, bütün ahlakın düzelmiş demiştir demektir. Kimseyle kavgalı değilsin, kimsenin gıybetini etmesin, kimsenin suizan etmesin. İnsanda aklı selim veya aklı maaş bulunur. Aklı selim peygamberlerde ve evliyada olur. İnsan kendi kendine karar verirse aklı selimiyle karar verdiğini zanneder. Fakat aklı maaşa tabi olur da nefis karışır da haberi bile olmaz. Onun için meşveret etmek, istişare etmek emredilmiştir diye anlatırlar Enver abiler. Dolayısıyla efendim ben işte şey olacağım, ne olacağım? Güzel bir Müslüman olacağım. Güzel bir Müslüman olacaksak huyumuzu önce bir kontrol etmemiz gerekir. Bu da zor bir şey değil. Allah-u Teala rahmet eylesin. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh İslam Ahlak kitabını hazırlamış. Ölçü belli yani. Aha. Neye göre kontrol edeceğimiz belli. Evet. İslam Ahlak kitabını hazırlamış. Orada şimdi Osman Ünlü söylese ya Osman Ünlü kendine baksın der. Deriz. Yani. Mustafa da ya Mustafa da kız kendine baksın deriz. Ama orada şimdi kitabı hazırlayan zat Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh ahirete intikal etti. Kitabın sahibi Muhammed Hadimi Hazretleri bilmem kaç asır önce vefat etti. Şimdi açıyorsun orada
kibir anlatılıyor. Allah Allah. Ya, bu zat zaten hayatta değil ki, seninle bir alışverişi yok. Sana hakaret için söylemiyor ki onu. Ya bakıyorsun bakıyorsun, Allah Allah diyorsun. Hakikaten bu zat doğru söylüyor. Muhatap yok karşısında. Nefsinle baş başasın. On sana diyorsun ki tamam diyorsun. Bu bende var. Bu bende var. Zaten orada anlatılırken bir kimse kötü huyun kendisinde olduğunu tespit ediyorsa o bir merhale atlamıştır. Önemli bir merhale. Önemli bir merhale atlamıştır. O sana tedavisine geçer. Zorlayınca, hani bazen İslam ve toplumda dinleyicilerimiz diyor, efendim zorluyorum ama diyor yenemiyorum bir türlü. Yener. Yener. Hani kime aitti o? Napolyon'a mı ait? Yenile yenile yenilmeyi öğren, evet, diyen ona mı aitti? Evet. Timur Han'ın da var öyle. Bir şeyde ordusu bozguna uğramış falan. Kendisi de böyle bir harap bir yerde şey yapmış, çekilmiş, oraya sığınmış. Orada bakarken bakmış bir karınca, şöyle bir işte bir metre yüksekliğinde bir duvar var. Orayı tırmanmaya çalışıyor, düşüyor. Gayri ihtiyarı saymış. 1, 3, 5, 8, 10, 50, 60, 100, 180. Vazgeçmemiş karınca. 180. de duvarı geçmiş. Hemen aklı başına gelmiş. Aa demiş ya. Allah Teala bana ibret olarak onu gösterdi. Efendim bir tosladım, ben vazgeçeyim. Bir şey yaptın, nefse tosladın. Ben bunu yapamam, vazgeç. Hayır, bir daha. Bir daha, bir daha. Her seferinde ya 180, 179 defa duvara tosluyor. Düşüyor yani karınca. Ama 180. de başarıyor. Ve sen de 200 de başarırsın. Zor bir şey değil. Onun için biz de ümidi kesmemeli, ümidi kesmemeli. Gayret edersek zordur güzel ahlak sahibi olmak. Ama imkansız değil. Gayret edersek, birini yakalasak o birinin bereketiyle öbürler de yavaş yavaş gelebilir. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine beraber olacağız. Başka bir konuyu soracağız. Şimdilik hoşçakalınız. Gönül Pınarı.